Bugünkü aktivitemizde Uludağ'ın Göller Bölgesi'ndeyiz. Göller Bölgesi'nde 4 tane göl bulunur. Bu kampımızda 4 gölü ve Uludağ'ın zirvesi olan Uludağ 2543 metre tepeyi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şu anda Karagöl'ün üzerindeyim. Karların eridiği bir dönem. Uludağ'da hep insanlar Yedigöller diye bir isim kullanıyorlar. Uludağ'da Yedigöller diye bir bölge yok. Uludağ'da 4 tane kalıcı göl var. Buna ilaveten göller bölgesine 1 saatlik yürüyüş mesafesinde olan Kovukdere Gölü var. Buna da dağcı arkadaşlarımız Saklı Göl adını vermişler. Çünkü yanına gelmeden gölü göremiyorsunuz. Bundan dolayı çok adına yakışır bir isim gerçekten. Hiçbir haritada, 1/25.000'lik haritalarda ya da hiçbir resmi belgelerde Uludağ'da Yedigöller diye bir isimle anılan bir yer olmadığını burada sadece belirtmek istedim. Evet, geceyi şu çayırda geçirdim. Bir bivakla geceyi şurada geçirdim. Bak, çiğnediğim çiçekler yine ayaklanmışlar, kalkmışlar. Ne güzel, demek ki zarar vermemişim. Uludağ göllerde balık yaşamaz. Bunun nedeni göllerin yılın 6 ayında buzla kaplı ve su sirkülasyonunun olmayışıdır. Evet, Kilimli Gölü'nün suyunda 2 Haziran tarihi itibariyle bir sezon açımı yaptık. Yani bu sezonda yaz sezonunun açılışı oldu. Evet, çok güzel. Kilimli Göl'ün üzerindeyiz. Kilimli Göl tam en dolu halini yaşıyor. Çünkü buradaki buzların eridiği bir dönem. Muhteşem bir güzel. Göllerde yaşayan Uludağ kurbağası kış mevsiminde donarak solunumu durur ve ilkbaharda karların erimesiyle yeniden canlanır ve yaşamına kaldığı yerden devam eder. Göllerde yaşayan diğer bir canlı da dalgıç böceğidir. Kar doldurma buzları en son eriyen göl olduğu için adını Buzlu Göl olarak almıştır. Milli park koruma altına alınmış alan ya da bölge demektir. Buzlu Göl'e ciddi bir çığ düşmüş. Buzların eridiği bir zamanı yaşıyoruz. Çığ gelmiş yukarıdan. Bütün bu toprak ve kaya kütlesini gölün içine doldurmuş. Dolayısıyla karı da doldurmuş. Ve ortada göl neredeyse yok gibi. Göller milli park sınırları içinde yer alır. Dünyanın hiçbir ülkesinde milli park ilan edilmiş bir alana araçlarla girip rastgele canınızın istediği gibi hareket edemezsiniz. İstediğiniz yere ateş yakamaz ve doğal dokuyu değiştiremezsiniz. Uludağ Tepe,
kuzey yüzünden iklim koşullarının etkisiyle sürekli aşınmaya maruz kalmakta ve dökülmektedir. Tam bir saatte göllerden buraya gelmişiz. Bunu buraya taşıyan insanların eline koluna sağlık. Bir beton taban oluşturup buraya bunu monte etmişler. Bravo. Bir saat beş dakika. Marmara'nın çatısındayız yine. Bu Marmara'nın çatısı çağırıyor hep. Hep çağırıyor. Çağırıyor. Geldik, yine geldik sana. Sanki şifahane, kendimizi yenilemek için mi geliyoruz? Bizi buraya çağıran bu duyguları tek bir şekilde açıklamak mümkün. Ve bu dağların bizlere verdiği özgürlük hissini, bu duyguyu yaşamak. Biz tam bir saat kalmışız burada. Şimdi de Aynalıgöl'e gidiyoruz. Aynalıgöl karşıda. Evet, Aynalıgöl'e gidiyoruz. Şu sırtları takip ederek Aynalıgöl'e ineceğiz. Sonra da tekrar sırttan Karagöl'ün üzerinden kamp yerimize dönüş yapacağız. Haydi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Evet, Aynalıgöl karşımızda. Aynalıgöl'ün en güzel zamanları diyebiliriz. Yani oradaki o yarımada şeklindeki uzantıda çayırlar daha da yeşillenecek tabii. Çayırları bundan sonra daha da yeşil, yemyeşil hale gelecek. Evet, güzel zamanı. Üzerindeki buzlar tamamen erimiş. Şimdi de buradan inerek bir Aynalıgöl'ü ziyaret edelim bakalım. Uludağ'ın gölleri görüntü itibariyle bir krateri andırsa da Uludağ bir yanardağ olmadığı için göllerin oluşumu buzul aşındırması sonucunda meydana gelmiştir. Uludağ iç püskürük bir yanardağdır. Bu da dağın yükseltisinin yani oluşum sebebini açıklar. Buradan indik. Aynalıgöl'ün içine. Hadi bak. Aynalıgöl'ün havasını bir teneffüs edip bu ortamı bir hissedelim, yaşayalım. Uludağ göllerinin altından su tahliyesi vardır. Aynalıgöl, Karagöl ve Kilimli Gölü'nün üç ayrı bölgeden su çıkışları yıl boyunca kesintisiz devam etmekte. Üç kaynak birleşerek Karagöl Dere'yi oluştururlar. Karagöl Dere, ormanlık bölgedeki su kaynaklarının karışımı ile Deli Çay adını alır. Aynalıgöl, gökyüzünü yansıtması nedeniyle Aynalıgöl adını almıştır. Sığ bir göldür, en derin yeri 60-70 santimetre kadardır. Buzlu Göl ve Kilimli Göl'ün derinlikleri 2,5 ile 4 metre arasında değişmektedir.
Evet, 1 Haziran itibariyle Uludağ'ın alpin bölgeleri çiçek bahçesine dönüşmüş durumda. Şimdiki gördüğümüz gibi. Şu alan çok güzel ya. Çok güzel. Evet. Aynalı Göl'ün kuzey sırtından çıkıyoruz. Hemen altımızda Aynalı Göl. Oradan molamızı verdik. Şimdi Karagöl'e, Kilimli Göl'e devam edeceğiz. Aynalı Göl sırtını aşıp Karagöl havzasına geçmiş olduk. Altımızda Karagöl. Şimdi Karagöl'ün o atmosferini yaşamak üzere aşağı iniyoruz. Karagöl, Uludağ Milli Parkı gölleri içinde en derin göldür. Derinliğinin 8 metre olduğu ölçümler sonucu kayıtlara geçmiştir. Evet, yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde buluşmak dileğiyle esen kalın.